Fransa'da François Hollande sonrasındaki cumhurbaşkanını belirleyecek seçim öncesinde bu kez sol adaylar yarıştı. Sosyalist Parti adayını belirleyecek ön seçime katılacak olan 7 aday ilk kez hep birlikte televizyon ekranında kozlarını paylaştı. 4 oturumdan ilkini yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi izledi. Sağ adayların katılımında bu rakam 5,5 milyonun üzerine çıkmıştı. Açık oturumun hemen sonrasında yapılan kamuoyu yoklamaları Başbakan Manuel Valls'in eski ekonomi bakanı Arno Montebourg'un gölgesinde kaldığını gösteriyor. Sosyalist adayları endişelendiren en önemli nokta ise yaşanan sert iktidar yıpranması. Anketlerde en önde görünen aday dahi halen 5. durumda kalıyor. Fransa'da iki turlu yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde en büyük oy oranı ırkçı aday Marine Le Pen'e ait görünüyor. Le Pen'i eski merkez sağ başbakan François Fillon izliyor, ancak Fillon seçim döneminde daha önce görülmediği kadar aşırı sağ seçmene hitap eden söylemiyle dikkat çekiyor. Bu iki adayın ardında eski ekonomi bakanı Emmanuel Macron ve bir diğer sol aday Jean-Luc Mélenchon bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu 23 Nisan'da yapılacak. Hiçbir aday %50 oy oranını geçemezse ikinci tur 7 Mayıs'ta Cumhurbaşkanını belirleyecek.